Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle göz atacağımız Linux dağıtımı Elementos Linux dağıtımı olacak. Bu sistem arkadaşlar Linux üzerine kurulu. Görüntüde ise bir macOS'u andıran bir sistem. Çok fazla benziyor, çok fazla eleştiri aldığı yönü de var. Sevilen yönleri de var yurt dışında. Bana göre birazcık şey gibi sistem, Modifiyeli Şahin Doğan gibi. Hani Linux'un üzerine kurulu bir macOS görseli yapıştırılmış bir sistem gibi. Menşesi arkadaşlar Amerika. Bunun mimarisi ise şu an 64 bit destekliyor. Kimlere hitap ediyor diye soracak olursak, hani başlangıç kısmında olan bu işe yeni başlamış arkadaşlar çok rahat adapte olabilir. Hani sadece komut satırıyla idare edilebilen sistemler de var. Bu biraz daha kullanıcı görseline de önem vermiş arkadaşlar. İlk olarak 31 Mart 2011 tarihinde piyasaya sürülmüş bir versiyon var. Bu versiyonun adı Jupiter. Daha sonrasında ise birkaç versiyonu gelmiş. Bunlar arkadaşlar Luna, Freya, Loki, Juno, Hera, Odin gibi versiyonları var. Çeşitli güncellemelerle bu dağıtımlar paylaşılmış, sunulmuş bizlere. Temel işletim sistemi Ubuntu tabanlı bir masaüstü dağıtımı. Pentium adlı özel bir masaüstü ortamı var. Yani şu an görmüş olduğunuz masaüstü görseli. Müzik, video, takvim, terminal, dosyalar ve pek çok özel uygulamayı da ilk olarak kendi bünyesinde barındırıyor, size getiriyor. Ayrıca bir de web tarayıcısı var, Epiphany diye. Ve Gmail yöneticisi var. Onu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir masa üstüne şöyle bir bakalım ne var ne yok diye. İlk olarak multitasking diyor arkadaşlar. Çoklu çalışma ortamı var burada. Bu nedir diye soracak olursanız şöyle yapalım. Bir tane Epiphany açalım kendi için. İndirmek için arkadaşlar Elementary.io sitesinden indirebilirsiniz. Şu an ben de biraz yavaş sanal masa üstü kullandığım için ben. Sanal bir ortam olduğu için çok fazla şey değil. Custom diyorsunuz buradan. Sıfır diyorsunuz. Download diyebilirsiniz bundan sonra. Hani yok bu inmiyor falan demenize gerek yok. Çünkü genelde bu sorun yaşayan arkadaşlar da oluyor. Sildiğimiz zaman ödeme istiyor sizden. Kapatıyorum ben şimdi. Açık kalsın pardon. Açtık arkadaşlar. Applications kısmının alt menümüzün açılması gerekiyor. Bir dakika. Şöyle önce multitasking açalım. Burada bir tane video açalım. Daha sonrasında bunu açalım. Şu an niyeyse bir alt taraf. Alt taraf şimdi geldi arkadaşlar. Bilgisayarın bir ekran ayarından kaynaklı sanırım. Şöyle ekranı biraz daha düzelteyim. Alt taraf geldi. Multitasking demiştik. Şimdi burada gelelim. Bir tane daha açalım. Bu masa üstüne de ben gelip Epiphany'yi açıp burada Elementary hakkında bilgi alıyorum. Diyorum ki sıkıldım ben. Diğer ekranıma geleyim. Multitasking View. Burada yan tarafa tıkladığım zaman açık olan video görselimi kullanabilirim. İkili masaüstü bu şekilde kullanabiliyoruz. Daha sonrasında Epiphany'yi kapatalım artık. Masaüstü değişti. Tamamdır. Şöyle. Applications kısmımız var arkadaşlar. Burada. Şunların hepsini de bitirelim. Takvim. Mail yöneticisi. Video, müzik yöneticisi. Resimler için bir uygulama. Sistem ayarları. Neymiş bakalım sistemimizin ayarları. Temel Linux'un erişiminde sahip olduğu sistem ayarları menüsü size açılıyor. Ve kendine ait bir App Center yapmış burada. App Center koymuş onun ismini. Burada da Install Element diyor. Ben sadece şey yapıyorum. Ben bunu görmek istiyorum diye yapmıştım. Kurmadım, kurulum yapmadım. App Center'ına gidelim ne varmış bakalım. Bizi böyle bir ekran karşılıyor.
Burada çeşitli şeyler var. Duyurular var. O duyurulardan takip edebilirsiniz. Yani trend olanları gösteriyor bize. Ardından en altta da kategorilere göre ayırmış. Hani ne var ne yok diye. Mesela ben development yapmak istiyorum. Tıklıyorum buna. Burada bana development araçlarını sunuyor. Bu araçlardan istediğimi seçebilirim. Beğenmedim. Geri geldim. Diyorum ki ben chatleşeceğim arkadaşlarla, iletişim kuracağım. Communication kısmına giriyorum. Mail ortamları, chat ortamları gibi yardımcı programları size burada sunuyor. Tıkladığınız zaman da detay sayfası açılıyor. Aynı şekilde eğitim, finans kısmı da var. Bu şekilde arkadaşlar indirebilirsiniz. Kapatıyorum ben şimdilik bunu. Ekranda dikkatimi çeken şöyle bir şey oluyor. Applications diye bir kısmı var. Burada iki tane görünme sahibim. Bir tanesi bu şekilde bir görünüm. Resim olarak topluyor size. Hepsini gösteriyor. Diğeri de şöyle bir görünüm. Menü başlığı altında. Tıkladığınız zaman bu şekilde neyin nerede olduğunu çok rahat görebiliyorsunuz. Şu an inceleme versiyonu olduğu için pek fazla bir uygulamaya sahip değil. Genel anlamda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakalım burada ne var? Batarya var. Network ayarları var. Ses var. Klavyeyi ayarlayabiliyorsunuz. Burada bildirimler varmış. App Center'ın bize bir şey var. Uyarısı var. Sistem güncellemesi var. Ardından da burada sistem kapat, aç falan gibi özelliklere sahip bir alanımız var. Şimdi arkadaşlar biz temel bilgilerimize bir bakalım. Hani CPU yazıyorum. Şunu da büyütelim. Bu temel Linux komutu. 64 bit bir işletim sistemine sahip. Genel anlamda. Burada da işte bizim sanallaştırılmış ortamımıza ait bilgileri veriyor. Intel Core i7, CPU 2.6. Bunların bilgisini vermiş. Ardından tekrar clear ediyorum ben bunu. Hostname CTRL diyorum. Hostname'i veriyor. Elementary Icon Name Computer Virtual Machine. Burada makine ID'si falan filan var. Ne diyor? Ben Oracle VirtualBox kullanıyorum. Onun da şeyini vermiş. Linux'un 5.3.0'ın sıfırını kullanıyoruz kern olarak. Mimarisi de 64 bitmiş arkadaşlar. Temel olarak işletim sisteminin incelemesi bu kadar. Hani kullanılabilir, hafif. Şu an hani çalıştığı makine, sanal makine çok yüksek özelliklere sahip değil. Ona rağmen çok güzel performanslar geliyor. Denemek isteyenleriniz varsa bootable bir USB ile ya da eski bir bilgisayar kurarak ya da benim gibi sanal makineyi kurarak işlemlerini yapabilir. Sanal makine kullanımları güzel oluyor ama biraz daha işlerinizi yavaşlatıyor. O yüzden eski bir makinanız varsa bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar.